Hepimiz de tekrardan merhaba arkadaşlar, ben Mas. Bugün sizlerle bir videoda beraber arkadaşlar. Bugün sizlerle klasör kullanması ve klasör animasyonlarına bakacağız. Hadi başlayalım. Ben buna baktım. Şöyle yapmam lazım hemen. Yani. Bombacı geliyor, bombacı. Yandırın be ya. Aha. Geldi bizim gerçek balı. Hayır. Aha. Vur kafasına. Vur kafasına. Aha, düşüyor lan, ışık düşüyor. Geldi yine gerçek. Işın vur. Vur ışını. Of. Güzel koydu be. Koş 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 koş. Hadi. Mal. Komik değil mi? Gitti, duvara öldü. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce size bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar, Clash Arama'nın normal bölüm serisi, yani Türkçe seslendirme serisi. Arkadaşlar, bir sürü ara verdik. Çünkü Süper Saiyan şirketi arkadaşlar birinci sezonunu bitirdim. Ve de final yaptı arkadaşlar. Yani sezon finali yaptı. İkinci sezon başlayacak. Ve de birinci sezondaki tüm videolar arkadaşlar dünya genelinden en... Hadi başlayalım. Normal donlar yaptık. Bunlar ne ya böyle? Ha? Kim kovdu ki ya bunları? Neyse, at gitsin. Gençler, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Dün köy binasının yanına bir tane bok bulduk. Kim sıçtı? Ha? Kim sıçtı? Söylesenize. Biz değil. Gençler, aslında ben sıçanı biliyorum. Kesinlikle bu sıçtı. Biliyorum çünkü. Gördüm. Gözümle gördüm. Ne? Vay Her savaştan sonra hep buraya çömelip de sıçıyor gençler. Bakın bunu Hadi. Unutmayın ama bu bir gerçek. Nasıl yani? Gençler, neyse tamam. Konuyu değiştirelim. Öncelikle sizlere bir tane iksir göstereceğim. Ben bu köye hep bereket getirdim. Ne sıçmasından bahsediyorsunuz? Bakın. Bu tamamen dolduğunda bir sürü savaşlara katılabileceğiz. Evet. Acıyorum sana. Neyse gençler, tamam susun ya, abartmayın. Ben aslında bunları çok getiriyorum. Çünkü amcam zengin. Ha? Gençler, saldırıya uğradık. Hadi savaşın lan. Anne! Sen nasılsınız? Kimin sıçtığını buldum. Sen değilsin, tamam. Bakın, kimin sıçtığını buldum. Oy vereceğinizi biliyorsunuz değil mi? Neyse, onu bunu bırakın. Şimdi sizlere iksiri göstereceğim. Çekilin. Ne? Hangi gerizekalı çaldı bunu? 12 saat önce. İksir depomuz yarın gün ardında dolacak gençler. Ha, ne kadar çok iksir var. Hemen bunları çalmalıyız. Ama çalmanın bir yolu yok kardeşim. Hayır, var aslında. Ekip.
Evet. Neyse. Saatimi kim çaldı lan? Bırakın 12'si. Ahmet, Melih. Siz gidip kazacaksınız, tamam mı? Yer Begon. Siz de gidip alacaksınız. Bence çok güzel. Ben sevdim yani. Sesimi de çıkartmıyorum. İzleyin siz. Taşıyacaksınız işte. Kardeş tutamıyorum lan. Yardım etsene. Patlayacağım oğlum. Bırakın 11'i. Neyse birinci adımı anlatıyorum. Plan. Gençler size şimdi fişek gibi hızlı olacağınızı söylemiştim. Şimdi bakın. Arabayı aldık. Kazacaksınız. Ondan sonra geri girip de bir sistem kuracaksınız. Aslında çok zor değil. Sadece iksiri çekeceğiz. Sonunda yüzeyi kazacağız. Kimse anlamadan boş atacağız. Adamın gerizekalılar anlamaz. Beşinci adım. Bunları doldurduktan sonra arkadaşımız domuz büyücüsü alıp bunları taşıyacak. Sonra keyfinin zenginliğini çıkaracağız. Bu kadar karmaşık bir şey nasıl yapacağız gerizekalı? Yaptık bile aptal. İyiymiş, hadi gelin bölüşelim. Kardeşim durur musun? Biraz borçlarımız var ama onları düşmemiz gerekiyor. Bakın Ahmet abiden ben şu makineyi aldım. Düşün oradan 150 iksir. Ondan sonra Melih'ten de bir borcum vardı. Bu arada 100 milyona da bizim bakkalcı Ahmet abiye vereceğimiz vardı. Ben geri zekalı her şeye borcum varmış lan. Oğlum neden bizi böyle bir şeye karıştırdın? Evet, ama böyle güzel bir çalıntı yaptık. Yani 100 yılın çalıntısıydı değil mi? İsyan. İksiri koruyacağına söz vermiştin. Evet ama sıçanı buldum yani, iksirin önemi var. Kardeşim sıçan bizi ilgilendirmiyor. Bizim için iksir lazımdı. Evet iksir. Çok üzülüyorum. Neyse. Yeni doğan kulübesi. Gençler, her 45 saniyede bir yaban domuzu binicisi doğuyor. Ve bunlardan birisi de Efecan. Efecan aslında çok özel bir hikaye. Nedenini de bilmiyoruz ama özel. Bu çocuk donla doğdu. Ve de annesinin karnından donla çıktı. Aslında bunun tek dişi var. Yemekleri zor yiyor. Fakat katı yiyecekleri yedirmek için ona öğrettik. Fakat o fazla ileriye gitti. Sosisleri çok güzel yiyordu. Biz de hep sosis verdik. Bir süre sonra ona çakma yaban domuzu aldık. Gerçek sanıyordu. Geri zekalı işte. Neyse ona vurup duruyordu. Bir gün kırdı. Ona yaban domuzu dışında her şeyi vurmasını öğrettik. Hatta bir gün ilk saç tıraşını ettik. Ağlıyordu. Bir süre sonra güçlerini kullanmaya başladı. Kaslı çocuktu. Bazenleri duvara tırmanırken geri zekalıklar yapabiliyordu. Neyse, sakal tıraşı olmaya hazırdı. Bir gün savaşa gidecekti. Ve de bir anda aynaya bir baktı ki bütün yaban domuzu... Beyler bu arada çok konuşmuyorum. Siz videonun tadını çıkarın diye. Bütün hayatını çekmişti kameraya. Neyse savaşa gitmeye hazırdı artık. Evet beni seçti. Gerçekten beni seçti. Bir yaban domuzu mu dedi. Kamera mı var? GoPro mu lan o? Hep merak etmişimdir kardeşim. Dur bakalım şöyle bir. Oh yeah, to work. Seçim akışı mı dedi? Arkadaşlar şimdi size sıçanı gördüm. Sıçanı göstereceğim. Sıçan şu arkadaşlar, şu. Tekrardan beni seçmeniz lazım. Yoksa her tarafı sıçacak. Anladınız mı? Hayır git buradan. Onun sıçması seni ilgilendirmiyor. Geri zekalı. Kardeşim sıçabilirim fakat bağırsaklarım bozuldu. Ne yapabilirim? Neyse bir sonraki seçime sen gidersin. Her oy değerlidir. Geri zekalı. Her oy değerli midir? Aklımda deli bir plan var. Ne kadar çıldım. Burası Clash Royale arenası. Yaban domuzu ilgisi.
mu gençler? Evet evet. Ah. Hangi gerizekalı bana çarptı? Tamam. Gençler, bu çok utanç verici değil mi? Doktor, grip büyüleri geldi. Gençler, fazla sigara içiyorsunuz. Akciğeriniz berbat durumda. Neyse, sizleri iyileştirebilirim. Neden ki? Bakın, doktorunuz olarak değil ki fazla sigara içmememiz gerekiyor. Hayır, zaten zam geldi geri zekalı. Tamam tamam, durun, neyse. Ben size şimdi bir tane... Evet arkadaşlar, videomuz bu kadardı. Beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bye bye.